Merhabalar. Bu videomuzda özellikle şu asla ve asla uyulamayan mükemmel programları konuşmak istiyorum. Aslında amacı bize yardımcı olmak olan ama sonrasında kabusa dönüşen şu programları ayrıntılı bir gözden geçirelim. Nasıl program yapmalıyız bunu konuşacağız. Çalışma programı nasıl yapılır? Ama bence daha önemlisi ve bu işin daha kısa yolu çalışma programı nasıl yapılmaz olmalı. Çünkü en çok duyduğum cümle hocam ya ben program yapıyorum ama birkaç hafta uyuyorum ondan sonra uyamıyorum bir kenarda atıl kalıyor. Ya da program yaptırıyorum rehber öğretmene, koça başvurabileceğim birine ya da bir başkasının yaptığı programı alıyorum o programla çok güzel şeyler yapıyor ama bir türlü ben uyamıyorum. Merak etme sorun sende değil. Sorun önünde duran programın aslında asla uyulamayacak kadar mükemmel ve kusursuz olmasında bu cümleler %90'ın dilinde. Hocam program yapıyoruz ama birkaç hafta sonra uyamıyorum. Üstelik uyamadığı gibi morali de psikolojisi de bozuluyor. Peki neymiş bu asla uyulamayan o mükemmel program? Çalışma programı nasıl yapılmaz? Bir örnekle gösterelim. Bir kere hevesle başlıyor öğrenci işte tamam ben programlı bir şekilde çalışacağım, çok sistematik çalışacağım, her şeyi işte sıralı çalışacağım, bütün günlerimi planlı programlı yapacağım. Süslü süslü bir kağıt alıyor. O kağıda haftanın bütün günleri yazılıyor. Her gün için işte saatler sabah 7'den 6'dan bazı programlarda 8'den başlıyor gece 11'e kadar saat aralıkları yazılıyor ve titizlikle üzerinde çalışılıyor. Hatta benim canım programım, ders çalışma programım kalpler gülücüklerle harika bir yazıyla duvara asılıyor. Ve bu bizi motive ediyor. Evet tamam bu programı yaptın, çok kararlısın, çok motivesin, her şeyin ince ayrıntısına kadar planladın. Burada şu anda ekranda gördüğün gibi sabah 8 8.30 kalkış ayılma. 8.30'dan 9'a kadar kahvaltı. 9'dan 11'e kadar işte örneğin tarih. 11 ila 11.15 arası mola. 11.15 13.15 arası işte coğrafya. Arkasından soru çözümü. Arkasından bir deneme. Sonra akşam üzeri işte öğle yemeği molası. Akşam üzeri bir eğitim bilimleri dersi. Ardından ÖABT. Yatmadan önce hızlı bir Türkçe matematik soru çözümü. Derken saat işte 23, 23, 30 yatış gibi bir program. Pazartesi, salı, çarşamba, perşembe, cuma, cumartesi, pazar inci gibi yazılmış. Şimdi bu programa baktığım zaman senin insanüstü bir varlık olman lazım. Bu programda her şey var. Her dakika doldurulmuş. Sabah yataktan kalkıştan akşam tekrar yatana kadar çok ayrıntılı bir şekilde planlanmış. Şahane bir program ama mesela burada Ola ki sabah alarmın çalmadı, uyuya kaldın, hiç kimse seni uyandırmadı. Bir kalktın, saat 10.30 olmuş, 11 olmuş. Programda bununla ilgili bir ifade yok. Akşam üzeri tam yemeğini yedin, deneme çözeceksin. Çat kapı gelen komşu yok. Aa gelmezseniz gönül koyarım ama yani biz sizin nişanınıza geldik siz bizim nişanımıza gelmeyecek misiniz diyecek misafirler yok. Bir anda ateşlenebilirsin bir anda hastalanabilirsin yakınlarından birinin başına Allah korusun bir şey gelebilir. Ya da o hafta mutlaka gitmen gereken devlet dairesiyle ilgili bitmek bilmeyen bir iş iki gününü üç gününü bile alabilir. Şimdi bu programa göre sen yemeyen içmeyen, hastalanmayan, eşi dostu akrabası olmayan, çat kapı gelen misafiri olmayan, işte ne bileyim devlet daireleriyle ilgili prosedürü olmayan, okulu olmayan, kendinden başka hiç kimseyi düşünmeyen, böyle çelik gibi Android tek başına yaşayan insanüstü bir varlık olmalısın. Sen bu programa birkaç hafta kendini zorlayarak uyuyorsun. Böyle bir program çiziyoruz. Sonra iki hafta sonra bu programın yanına bu programa uyamamış. Dolayısıyla morali bozulmuş. Ben bu işi yapamayacağım. ipin ucu kaçtı. Yazdığım hiçbir şeyi yerinde zamanında yapamadım diyerek motivasyonu yerle bir olmuş bir KPS mağdur da çizmek gerekiyor bu tablonun yanına. Bu kez ne oluyor? İş tam tersine dönüyor. Bu program senin işini kolaylaştırmak, seni motive etmek, seni düzene sokmak, dolayısıyla başını, başarını artırmak için yaptığım bir programken birkaç hafta içerisinde seni umutsuzluğa sürükleyen, seni aşırı derecede zorlayan, bu programa uymak için kendini zorladığın, için, işte yorulduğun, tükendiğin bir noktaya varıyorsun. E tersine işlemiş oluyor. Bu sebeple aslında baktığımız zaman ders çalışma programı nasıl yapılmaz? İşte bu ekranda gördüğünüz gibi yapılmaz. Yani doğru çalışma programı yapabilmek için öncelikle aşırı derecede ayrıntıdan kaçınalım şu saatte kalkış bu saatte öğle yemeği bu saatte yatış bu saatte dinlenme gibi dakik yani hiçbir sürprize yer vermeyen programdan kaçınmamız lazım çünkü hayat sürprizlerle dolu hayat hiçbir zaman tek düze değil biz planlarken başımıza gelecek pek çok e, olay olabilir biz plan yaparken başımıza gelen pek çok aksilik olabilir tahmin etmediğimiz durumlar gelişebilir dolayısıyla program yaparken öncelikle bu kadar ayrıntıdan kaçınmamız gerekiyor. Genel hatlarıyla ve bu tür aksiliklere de bizim için bir imkan, bir fırsat tanıyan boşlukları bulunan bir program yazmamız gerekiyor. Mesela haftanın bir gününü Tüm hafta olabilecek aksiliklerin telafi günü olarak ayırabilirsin. Pazartesiden cumartesiye kadar program yapıp pazara telafi günü yazabilirsin. Ola ki salı günü programına uyamadın, başına bir iş geldi. Salı günü yapman gerekeni telafi edebileceğin bir günün olursa bu programı daha uygulanabilir hale getirir. Zaten ne demişler? En iyi program senin uygulayabileceğin program. İşte bu nedenle daha önceki videolarımda da söyledim. KPSS'den derece yaptıran program, KPSS'den 95 puan ve üzeri aldıran işte garantili program gibi sihirli formülleri uygulamaya çalıştıkça ve uygulayamadığını gördükçe bu kez tamamen program yapmaktan vazgeçip Allah bullak kafana göre çalışmaya dönüyorsun. Çünkü ben program yapsam da uyamıyorum diyorsun. Hayır. Çünkü sen kendini sana verilen programa uydurmaya çalışıyorsun. Doğrusu nedir? Programı kendine göre uydurmak. Ben kimim? Neyim? Ne işim var, ne gücüm var KPSS'ye nerelere ayırabilirim? Hangi günlerim çok dolu, hangi günlerim daha boş? Önce bunu bir tespit edeceksin ve kendine göre, kendine uyan bir program hazırlayacaksın. Sen kendini sana verilen programa uyarlamaya çalıştıkça, sen kendini sana verilen programa uygun hale getirmeye çalıştıkça bunu birkaç hafta yapabiliyorsun ama sonrasında tepe taklak oluyorsun. Bu nedenle aslında uygulanabilir bir program yani genel hatlarıyla çerçeve bir program yapmak daha sağlıklı seni motive edebilecek ve aşağı yukarı aksilikler olsa da bir şekilde senenin sonuna kadar götürebileceğin bir program. Bu nedenle ders çalışma programı nasıl yapılmaz bunu bir gözden geçirelim. Ki doğru ders çalışma programını sonraki videolarda konuşacağız. Bu programı nasıl yapmamız gerektiğini tek tek örneklerle açıklayacağız. Günde kaç saat çalışmalıyız? Kaç soru çözmeliyiz? Konumu çalışmalıyız? Deneme sınavı mı yapmalıyız? Bir konu bitmeden o konuyla ilgili soru çözmeli miyiz yoksa sorularımızı en sona mı saklamalıyız? Tekrarlarımızı ne sıklıkla yapmalıyız gibi sıkça sorulan sorular için sonraki videolara bekliyorum.